Da Fatih Terim'e her türlü soruyu sorarım. Eleştirilmesi gerektiği yerde eleştiririz. Merhaba benim hocam. Paramı Fatih Terim vermiyor. Ertem, ama Fatih Ertem, Hoca'ya saygım sonsuz. Ertem Terim Fatih'in fedaisidir. Yaz. Şimdi ben şimdi Salon Mevlüt diyor ki Bışar, Salon Mevlüt'ün sana bir mesajı var Salon Mevlüt'ün. Ne diyor? Onun da kuaförlükteki yılını kutluyoruz. Yıl dönümünü kutluyoruz. Çok öpüyorum onu. Salon Mevlüt. Beni bir tıraş aslan gibi. Diyor ki hayır sarı kırmızı formayla gelsin diyor. Beni bir tıraş etsin. Seni bir var odasına gönderelim abi, bakalım. Ertem, Fatih Hoca Galatasaray'da olduğu dönem Fenerbahçe şampiyon olamamış. Biliyorsun değil mi? Aa! Ya. Olamadı mı? O ezikli ondan Emre'nin ezikliği. Çünkü ayrıldığı dönemler var. Olamayacağını anlayıp ayrıldığı dönemler var. Emre'nin ezikliği ondan. Aa! Ondan şimdi Fatih Hoca ile uğraşıyorlar. Olamayacağını. Şimdi içeride tartışmalar devam ediyor. Arkadaşlar konuşuyor ama ben geceyi yine özetlemek istiyorum. Bir, Kerem'in penaltı pozisyonu. Çok net, şeffaf, basit anlatmaya çalıştım. Basit. Trafikte çok temel bir kural var. Arkadan vuran her zaman hatalıdır. Burada bu pozisyonda arkadan vuran kim? Kasımpaşalı futbolcu. Kerem'in fizik kuralları gereği ayağı öndeyken arkadaki bir kişiye darbe vurması mümkün değil. Dolayısıyla az önce tweet de attım. Bu pozisyona penaltı diyen en hafif tabirle fizik kuralları bilmiyordur. Kemal Danabaş mevzusu. Bu arkadaşın ismini andım. Özür diliyorum izleyicilerimizden. Bakın hiçbir kulüp yöneticisi veya hiçbir kimse, hiçbir insan başka bir kulüple ilgili riyakar diyemez. Hele hele bizim programımızdaki arkadaşlar benim anladığım riyakar kelimesinin anlamını bilmiyorlar. Bunlar çok ağır cümleler. Yapmayın. Muhtemelen bu Kemal Danabaş da riyakar kelimesinin anlamını bilmiyordu. Türkçe'ye hakim değilsiniz. Konuşmayın kardeşim. Yayınlara bağlanmak zorunda değilsiniz. Ben burada bu adamın tweetinin verilmesine müsaade etmeyeceğim. Yusuf Günay da bunu yapsa müsaade etmem. Yanlış anlaşılmasın. Mesele burada taraf olmak değil. Koskoca camialar kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Gelelim Tiam transferine. Çok basit bir şey soracağım. Acaba Tiam bedavaya gitmişse Cagney neden 10 milyon euroya Fenerbahçe'ye gitti? Özür dilerim, Galatasaray'a gitti. Bir de son olarak Deniz Ateş Bitner için her hafta hakem forması giyiyor. Onu bundan sonra 3 yıldızlı Fenerbahçe formasıyla gelmesini istiyorum bu yayına. Evet. Bışar Özbey de tamamladı. Evet, şimdi tamamladı. Odadaki konuşmasını, var odasındaki konuşmasını. Ya Montaj Max'la ilgili olarak diyorlar ki neden Fenerbahçe'yi, Trabzon'u, Beşiktaş'ı yapmamış? Yapmış. Bir getirelim mi ekrana? Arka arkaya çok komik. Önce olduran gönüllerimizi iman...